13 Ekim 1962 Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi CHP Manisa Milletvekili ve Ulus Gazetesi Başyazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Karaosmanoğlu partinin Atatürk ilkelerinden taviz verdiğini öne sürdü. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1920'de milli mücadeleyi izlemek için bazı arkadaşlarıyla birlikte Ankara'ya çağrıldı. Batı cephesini gezdi. Bu seyahatinin ardından İstanbul'a geri döndü. 1932'de Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tokin ile birlikte Kadro Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Kadro Dergisi'nin savunduğu bazı görüşler devlet yetkilileri tarafından aşırı bulununca derginin imtiyaz sahibi Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1934'te Tirana elçi olarak atandı ve dergi kapanmak zorunda kaldı. 1935'te Prag, 1939'da Lahey, 1942'de Bern, 1949'da Tahran ve 1951'de yine Bern elçiliklerine getirildi. 1955 yılında Bern elçisiyken emekli oldu. Zoraki Diplomat adlı eseri diplomatlık yıllarının eseri olarak ortaya çıktı. Emekli olduktan sonra yurda döndü. 1957'de Ulus Gazetesi'nin baş yazarlığını üstlendi. Kara Osmanoğlu, 1960 ihtilalinden sonra Kurucu Meclis Milli Birlik Komitesi temsilciliği yapmıştır. Siyasal yaşamının son görevi 1961-1965 arasındaki Manisa milletvekili oldu. Bu dönemde İsmet İnönü'den sonra meclisin en yaşlı üyesi olarak geçici meclis başkanı olarak görev yaptı. 1962 yılında partinin Atatürk ilkeleriyle ters düştüğünü iddia ederek CHP'den istifa etti. 1965 yılında politikadan çekildi.